Ne oluyor Hamdi? Bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun bana? Ya yok yenge ya, ne alakası var? Yenge değil, Zeliş Hanım diyeceksin. Anlıyor musun? Ya tamam yenge ya. Yani sadece onu. Şöyle geçin de ben ne nerede onun yerini göstereyim bari o zaman. Ay, gerek yok, ben bulurum. Ay bu ne böyle, bu ne pislik ya. Ay, şu dosyalara bak. Yani yepyeni şirketi eski dosyalarıyla mı devraldınız? Ya ben Kudret abiye dedim ya, buraları bir temizlettirelim, bir kadın tutalım dedim de... ...o nasıl olsa gerek yok dedi. Sekreter tutacağız ya, ona yaptırırız dedi. Tanıyor beni. Pisliğe hiç gelemem ben. Şuna bak. En son ne zaman temizlik yapılmış burada ya? Tamam Zelişengi, sen bırak tamam. Onları sonra halledersin. Bak burada yeni dosyalar var. Ha burada da telefon müşterilerin numaraları falan var Fihrist'te. Hepsi burada kayıtlı. Bu Fihrist bana lazım değil. Telefonları kendiniz açarsınız. Ya bizim bunlarla uğraşacak vaktimiz olsa niye sekreter tutalım Zeliş yenge ya? Gözümü seveyim, yapma. Ha, vaktiniz yok. Görüyorum çok meşgulsünüz çünkü, değil mi? Şuna bak, sabahtan beri bir telefon bile çalmadı. Alo, buyurun. Taşdelen Süt ve Süt Ürünleri Ticaret Limited Şirketi diyeceğim. Yenge. Taşdelen Süt ve Süt Ürünleri Mamulleri Ticaret Limited Şirketi, buyurun. Vay Zeliha Hanım. Pek de bir yakışmışsınız o masaya. Eminim mükemmel bir sekreter olacaksınız. Fazla heveslenme canım, kalıcı değilim. İdareten oturuyorum burada. Vallahi onu sekreter adaylarını kaçırmadan önce düşünecektim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Hamdi. Sap döner, keser döner Kudretciğim. Pardon, bir şey mi dediniz Zeliha Hanım? Yok bir şey Kudret Bey. İyi, o zaman lütfen kaleminizi, kağıdınızı alın ve odama gelin. Çok işimiz var. Ben ne yapacağım abi? Zeliha Hanım benimle meşgulken telefonlara bakacaksın Hamdi'ciğim. Çın 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 çalıyor ya hiç durmadan, oturur bakarsın. Sabahtan beri bir kere çaldı, o da yanlış numara. Şunu al da yanına, içeride not falan alırsın hadi. Ya sabır, ya sabır ya Rabbim ya. Ya senin yüzünden nelere katlanıyorum ben ya. Yenge, bana sorarsan girmeden o kapıyı iki kere bir tıkla da. Sana sormuyorum. Gel kızım. Otur şöyle. Kızım mı? Yaz. İlgilinin dikkatine. Ek'te göndermiş olduğumuz dosya numaralarının sipariş... Ay bir dakika canım, el bu, motor değil canım. Aa. Vakit nakittir kızım. Acelemiz var. Ay madem o kadar acelen vardı, öğlenlere kadar yatıp da fosur fosur uyumayaydın. Sabahleyin kalkıp işinin başına geleydin, değil mi? Bana bak, haddini aşıyorsun ha. Bugüne bugün sekreterimsin. Neyse, devam edelim. Edelim bakalım, edelim nereye kadar? Ne diyorduk? Ha, sipariş dökümlerinin tarafımıza bir hafta içerisinde gönderilmesi... Dökümlerinin ne? Yavaş. Oho, olmuyor ki kızım böyle. Olmuyorsa al götür kankan Hamdi'ne yazdır, anladın mı? Benden bu kadar. Ben Yasemin'in hatırına kalkıp geldim şuraya, şunu yapıyorum, tepeme çıkma. Kızım, anlaşma anlaşmadır. Neyse, ben yazarım. Al, sen şunları faksla bari. Ya Allah'ım ya, Zeliş kulunu bunların elinde böyle oyuncak ettin. Yemin et. Ay Şero senden korkulur vallahi. Yalnız Zeliş Hanım, şirket telefonuyla özel görüşme yapılmayacak dedi Kudret abim. Şirket kuralı olarak. Şerocuğum ben seni sonra arayayım mı? Parazit var da burada. Hı hı. Kudret abim misafirlerine kahve yapılacakmış. Yapılacakmış derken? 3 tane orta kahve yapılacak. Öyle dedi Kudret abim. Sütlerimiz tamamen organiktir. Hah, kahvelerimiz de geldi.
Zeliha Hanım benim yeni sekreterim. Teşekkür ederim efendim. Afiyet olsun. Ellerine sağlık canım. Afiyet olsun. Bu ne be kızım? Kafayı mı yedin sen? Kahveniz Kudret Bey, tam istediğiniz gibi. Ne yaptın kızım ya? Tuz mu bastın içine? Kafayı mı yedin ya? Yedim. Kafayı yedim. Yüz verdikçe tepeme çıktınız. Yetti artık be. Vallahi senin bu nizamsızlığından, ayarsızlığından bıktım ben. Kusura bakmayın. Üstünüze geldi mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.